Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Vallahi elimden geldikçe yüksek sesle konuşmaya dikkat ediyorum. Şöyle biz bugün Uşak'a gittik, pazara gittik. Alıncaklar vardı, onu aldık. Ondan sonra işi başlamadan söyleyeyim, dolmalık kırmızı biber aldık tam zamana. İyi ki çok güzeldi, buldum. Kasası 25'ti ama kilosu 25 olarak mı geliyordu kardelen? Kasenin alırsan kilosu 25 olarak geliyordu. Parça kilo alırsak 30'dan da. 30'dan 5 kilo aldım. Hepsi zaten dolmadı ama kasada alırsak o da içinden 2 kilo falan yamuklu yumuklu çıkacaktı. Hadi dedim 5 fazla yere parçalayayım diye. Bu arada Nazmi Bamba gözünden ameliyat oldu. Onun yanındaydık. Oradan pazara gittik geldik. Şimdi de mecbur yemek yapılacak. Ondan sonra malları ineceğiz. Kardelen de pazardan eşim yola gidecekti. Şimdi ne alalım? Evde de yemek duruyor. Eşimi de hemen 9 tane kanat kızartıverdim. Yağda tavanın üzerinde. Onu geçirdik yola gitti. Bir tanesi yeter bari şöyle ya. Aşağıda sosunu hazırladım. Kırmızı biber salçasını da kattım. Baharatını da kattım. Şuranın kapağını kapatayım. Kanatları da yıkadım. Onları da ayarladım. Bu şey yapacağım. Yağlı kıladım. Üzerini döşemeden kürdanı şişlemi böyle takayım ki herkes tabağını o şekilde koysun diye. Oğlum pek zamanı olmadığı için. Belki geceler izliyorum bilmiyorum bize. Yalan değil. Şimdi patates de var evde. Patates katmayacağım. Zaman kaybı etmeyelim diye. Sonrası olan yalan söyleyeceğiz. Evde patates oğlum pazardan almayalım. Düşüneceğiz. Bak, yalnız getirdiğimiz patates poşetini merdivene koymuştuk. Oradan alalım o zaman. Onu almazsak görmüş olur. Oradan onu alalım. Vallahi iyi ki buraya o şeyi çatıya dolap yaptırmışız. Önemli olan zaten çatı da bizim için suydu. Bir de kapkacak. Matkak bir misafir geldiğinde balkonda galfalt ettiğimizde tabak eksik oluyor. Koşuyoruz bardak almaya, çatal almaya iniyorduk. Şimdi elimizden geldikçe aşağının fazla düzenini buraya koyuyoruz. Eksik gödük oldu mu da alıyoruz. Şöyle bunu aslında bu daha erken yapsak iyi olacak da böyle birbirine sinse. Pazardan da yeni geldik. Gelince de yarım katmeye varmışmış. Onu da öldürüverdim, yiyiverdim üzümüne. Normalde pek öyle bir şey yemezdim. Şimdi ellerimi sabunlamayacağım. Şöyle bakayım bir dayanacak mı? Dayanmazsa şu da var kardelen. O kalın mı? O da şey diye almışız herhalde. Köfte yaparsam oluyor ya. Çubuk. Çubuk şey miydi köfte miydi? Ne deniliyor bunu? Bir al dedik ya böyle böyle uzun uzun. Ha, Adana. Şey, Adana. Abi patates doğramayacağız diye yalan söyleyeceğiz. Asıl zaman galiba bu bizim. Böyle böyle özendim. Sağ olsun Allah razı olsun da kaynım da her gün yiğit garavemeye geliyor eşim. Garamadığı zamanlar, yolda olduğu zaman bir de düveleri de beraber ineklerinden çıkarıyoruz. Dün çok zorluk çektirdiler bize. Yultarı taktık, öyle dışa çıkardık. İnşallah bugün yine aynı inşallah hayvan yapmaz bugün hatayı. 2, 4, 6, 8. Şunu da söylemek istiyorum. Biliyorsunuz ki bizim 10 kadar kedimiz var. Vallahi elimden geldikçe mama alıyor. Süt zaten günde 2 litre süt veriyorum onlara. Belki biz onların rızkını yiyoruz. Onların sebebiyle biz bu rızkışı alıyoruzdur. 2 tane kedimiz kayıptı. Bir hafta önce bir tane dombilimiz geldi. Minnoşumuz gelmedi. Bu arada dombili 2 gün sonra çıktı geldi piyasaya. Yavrulan anası yoktu. Kardelen düşündü ki anne dedi emziriyor dedi. Belki yavrulandan o sanmıştır dedi. Onun için gitmiştir. Çünkü minnoş gitse ertesi gün gelir. Yavruları emiyordu. Şu bir haftadır 4 gündür bizim arpa godumuz varilen yanından bir koku geliyor. Çözemedik kokuyu. Acaba dedik biz çuvala yakılacak atıyoruz. Geçen tavuk temizledim. Tüyü mü kaldı? Kardelen atmadım anne çöp attım dedi. Sabahleyin öşemedim. Geçen kedimizi darıların içine baktım. Hon hon acaba öldürdüm iki diye. Çünkü kedileri sevmiyor. Bugün arpa varillerin olduğu yerden koku gelince varillerin tepesine çıktım. Adım adım dolaştım. Bir tane gara bir şey gördüm. Ama inşallah bizim kedi değildir. Sonradan çıkar. Tüyük almış bir de gurtlanmış. Ben o varillerden çıkaramayacağım onu. Eşime dedim o da yoldan gelince hallederiz dedi. Kireç atacağım oraya. Kireci dolduracağım. Çünkü 8 tane arpa varili çekilmesi lazım. Tavarilen arası. Kanı unutturma onu yapacağız. Tamam. Valla dün burnum direkleri sızladı. İnşallah minnoşumuz değildir.
Bu arada varillerin arasında ölüp kaldığına göre yüksek ihtimalle o ölen kedi kimse artık yani ya yaralandı da oraya annemi bir tahmin var düştü. Kardelen bence Oradan var ne çıkamadı biliyor musun? geri. Honhon avluya girdi. Yadış'ta kedi bizim minnoşu hırpaladı. O kedi canı havliyle bidonların üzerine düştü. Oraya girdi, yakaştı, çıkamadı oradan yaralı bir şekilde yüzü yüze öyle. Öbür türlü olsa kedilerin bidonların arası boşluk zaten. Evet geri Geçersin çıkar. tepeye bir tane çıkarsın kedi dırmanır. Yani o da bir canlı ama inşallah minnoşumuz değildir yani. Tamam doğuruyordu moğuruyordu da ben onu çok seviyordum yani maşallah her kedim için. Çok iyi gibi diyoruz, şey diyoruz. Evet 7-8 tane şiş geldi. Artık bunu fırına süreceğiz. Bir tanesi 9, bir tanesi 10 tane oldu. Bunu doğla sürdük mü 45 dakikada bu kızarır. Biliyorsunuz ki benim fırını sürsem o saate kadar varmaz zaten. Yani bir saate geçer bilene. Hemen biz de üstümüzü değiştirelim kardelen. Hemen damak. Hadi ya. Ben onu kahve içeceğiz sanıyordum balkonda. İçmiyor mu? Hadi içeceğim. Vallahi içeriz. Çünkü Emin gelir birazdan. Çünkü her gün nasip olursa gelirsin mesela geldiğinde. Kardelen bir kahve yap da kendime gelin. İşte yorgunluğumu geçsin diyor. Onun yarı sıra ben için. Allah razı olsun takipçiler gelince ondan yarı sıra. Çünkü evde şey olunca içilmiyor, yapılmıyor. Şöyle azıcık bekleyeyim de içi kızarıyorum diye bakalım. Anca. Anne daha saniye oldu takalı bak ama acele etme. İgali anamızın karnında demek ki biz Yani nasıl 9 sadece aylık davul doğduk değil bilmiyorum. düzleştirici maşayı bile bir fişe soktuğunda He. biraz bir geç geliyor. Anında elektriği vermiyor sonuçta. Kızarmış kızarmış kardeşim. Ben al kıyafetlerimi de eğdim mi de bakay gelin. Dur üstü ısınmaya başlamış. Altı da duyuyor tamamdır. Biz zaman böyle besim etmettik. Börek mi ne ettik? İlkine sürdük. Öyle bir şeydi değil mi kardeşim? İkinci de bir baktık bizim hiç çalışmıyor. Börekte olması lazımdı. Ya da pizzada. Şey de oldu bir defa da sanki ya. Gönül alam bile Eren'e gidecektik. O bayağı oldu. O 2 sene olabilir. Ondan O önce mi? hayır bu yeni. Yeni pizzada mı ne olacak? İlk tepsi. Çok Allah. kötü vurdun. Anam vallahi billahi. Babam buraya bana yazdırması lazım vallahi. Şey denk geldim şu Hayır örtü var hafifleştirmiştir ne hayır. alaka? Allah'ım yerdir ya. Güler misiniz? Ağlar mısınız ya? Biz misafir geldiği zaman tembih ediyoruz. Aman kafana dikkat et. Aman kafanın. Kardeler, sen nasıl çıksan bunu görmüyor mu? Ya tamam da ben video çekiyordum anne. Vallahi çok acıdı. Bir daha kalkıyorsun. Vallahi çok acıdı. Ya tam da aksi gibi demire denk geldi Dur ya. gazete yuvarlanır. Ben böyle şeyden çok korkarım. Bunu da buradan kaldırmadım. Et makinesinde sabah tarhana içi çekerse dursun diye. Çünkü çok ağır. Eşim olmadığı zaman kendim getirmek zorundayım ben buna. Gazeteyi de buraya koyuyordum, şuraya koyuyordum. Şimdi garanti alır, ne olur ne olmaz. Eşeğe sağlam gazı çakmamız lazım. Evet, aşağı ineli bir yarım saati geçti. Ama daha elime telefon almaya vaktim olmamıştı. İşten güçten. Bunlar da hepsi süt bekliyorlar. Ben de oturdum buraya 2 dakika. Video yayınlama saatim geldi çünkü. Ne, tamam. Yavrumuzun bir tanesi eksik. Ördekler de avluya girdikten sonra kirlinin suyunun başından ayrılmıyorlar. Bakın kendiliğine çıkıyor buraya. Bunlar artık bize iyice alıştılar. Ya bu tırnaklarını çıkarma, çıkarma. Hayır ya? Ama bak Toraman sana küsmüş. Sevmiyor babam seni emmi. Ha? Kafanı bu kadar çıkarma, bir de sıkışırsın. Bu üçün de bu üçün benim karabaşım. Oh. Tosunum benim o tosunum. Tosunum benim o tosunum. Dediğin kadar bir de tosun olsa. Tosunum. Kale dur dur patiyi de verir kale bu. Kale dur. Kale. Alabım benim alabım benim. Çık alabım. Ben de Hadi hissem inle ki de mamayı oraya yalayayım geri geliyor. artık. Hadi oğlum. Aç da. At da Bu da erkek sanırım. yüzünü Diğer yaladım. yavrulara Galiba bakarak attı. iri. Bir daha şu mamayı karam galiba. Babam ne oldu sana? Kime İyi böyle küstün sen? attı.
Böyle duracak mı? Nasıl mama yiyecek? İnekler mama yiyecek ya. İnekler mama yiyecek oğlum. Hadi mamamızı karam ineklerimizi. Kalk. Bugün ben size kamera dışından bir şey söyleyeceğim. Az önce ben anneme ne söyledim biliyor musunuz? Anne video yayınlamam saati geldi, gerekiyor. Ne yazacağım dedim. Bizim her vallahi gün böyle bir muhabbetimiz olur. Sen yaz dedim. Sen üniversite mezunusun. Ben ilkokul. Hayır tatlım, senin alakası yok. Senin burasıya kadar ben bir cümleyi düşünürüm ne yazsak diye. Onun için ben seni bırakıyorum. Ben de sana şunu bırakıyorum. Yeah. Ben üniversite mezunuyum. YouTuber değilim. Ha. Sen ilkokul mezunusun ama YouTubersın. Tabii bu dağlık. Eko dağlık demeyeceksin. Hani her şey böyle öne sürme bence. Alakası yok. Ya, bazen bir işler kabiliyet gösteriyor değil mi? Kabiliyet gerekiyor. Ya mesela şunu örnek vereyim ben sana. Belki sen yazım yanlış yaparsın. Ha. Ama daha iyi verimli kelimeler ortaya çıkarırsın. Cümleler kurarsın. Nereden bilebilirsin ki? Burası öyle ya. Valla senin söz nasıl oldu biliyor musun? Ne gibi oldu? Ben sana bir söz verdim. Sen bana onun bir cevap söz verdiğin gibi oldu değil mi? Aynen öyle evet. Oldu. Bak yavrum karnına çıkmış, ondan karnını doyuruyor. Adışımın bunu... desene şuna. He, Allah'a emanet. Aynı. Eşim bana dediği gibi, sarı kafa dediği gibi bu da sarı. Gerçekten öyle oldu. Kardelen ineğin küpeği şu olacak, Osman abiye yapacak. Bunu duyuyoruz. Ona göre... Bu benim suçum değil. Ya, ona göre bak. Ondan onun şu karı ineğin şeyleri atılacak. Ona göre tohumlama parası alacağız sorayım. Neden biz atıyoruz numaralarını? Önceden Osman abi burada kayıt açıp gitmez miydi? Şimdi sisteme giriyor. Sistem kapalıymışmış. Onun için sistemden şey edecek. İneğimizi inle vurulduğu için mecbur ben bu sütü döküyorum. Sabah akşam yukarı çıkaramıyorum. Sütçüyü veremiyorum çünkü memesini antibiyotik kullandık. Antibiyotik bitti. İneleri bugün nasip olursa bitecek. Onun için belirli bir süresi var. 4 gün inleden sonra. Ondan sonra sütçüye veriliyor. Bu yüzden iğneli süt olduğu için kovanın ağzı açık. Normalde bu şekilde. Evet. Bırakmayız yani. Makineyi kadığım şey kovamız zaten. Buna kedilere veriyorsun. Abi şey verdim. Maşallah karabuza iyi oldu kardala. Ne gibi? Biberon bir tas içiyor. Ha, fazla veriyorsun. He, sabah akşam biberon bir tas. Ona ayırma vaktimiz geldi bizim onu. Hadi canım. 3 aylık oldu bence. Ay ne zaman doğdu hatırlayamadım. Haziran ayında doğdu anne. Daha 3 ay doldurmamıştır ya. Mayıs'ta mı doğduydu? Haziran'da başında doğduysa az bir şeysi kaldı yani. Geçmemiş doğru ama maşallah bak iyi oldu o. Hem yoncaydı iyi yok. Buzağı yemindi zaten yiyor. Bir paket bak dün indirdim oraya koydum. Buzağları veriyorum o zamanlara. Yazık anneme ulaşmak istiyordu da ne yapacağını bilemedi. Ha döndü. Ben de yukarı çıktım hemen. Şu an mı cansız? Davulu evet cansız. Ne oldu? Damlama akmadı. Şey akmadı. Sistem akmadı. Aynen. Davuldaki ne oldu? Fiş çektim. Ağzını açıveredin. Aynen. Bokatele zarar vermeye de. Çünkü aklınızda olsun yani. Bir hangi fırın olursa olsun. Şimdi çektiniz mi ağzını açın baharınla hem içindeki yemek sulanır hem teli zarar verir. Ama benim belim ağrıyor ya bugün ya. Ulan dürtüyor. Ne var ne yoktu ya. Yok valla benim. Hastanede klimanda falan mı oturdun? Klimanın oturmadım. Dikkat ederim öyle bir şeyde. Öyle değil diye klima yoktu. Ayakta tiker dedim biraz. Deyzen yanında yıkana. Bekle olabilir onda. Elimde iğne var. Yani. Yenilecek bir şey değil ama paket çıkıntısına. Abam yapma kuzum. Az önce yüzüme bakmayan kirli oradan kalktı geldi bu iğnenin için. Halil, iğneyi yapın. Bu arada sütler de verildik köpeklere, kedilere. İsteyen içiyor, istemeyen içmiyor. Herkesin keyfi bilir. Hatta ördekler bile bazen sütü gördükleri zaman içmeye geliyorlar. Çile. Allah'ım nasıl heyecanlanıyor ya. Kameranın önünü kapattınız. Lan. Lan buraya gidin. Annem kızar. Ay. Toraman. İş çıkar mı akşam akşam? Bunlar da sütü içmişler. Kediler bu şekilde. Telefonumu da... Kediler bu şekilde kendilerini temizlemiş oluyorlarmış.
Şimdi bu paketle mahvedeceksiniz. Sonra annem beni mahvedecek. Oğlum yapma çocuğum. Kazları yerlerine sürüyordu. Ördek. Bakın hala da kovalıyor ya. Küçücük başıyla. Lan ayrıl. Git ya. Allah'ım yarabbim. İkisi orada kaldı. Beşi burada kaldı. Şimdi bunlar da ördekten korktukları için gitmek istemezler. Annem de damda görmüyor herhalde bu şeyi. Dışarıdaki tantanayı. Bak. İşte korkak oldu, buradan belli. Onlar da gelmişler. Anne! Küçücük başıyla vallahi hırsını alamadı. Bir onları kovalıyor, bir bunları. Neyse, kapıyı kapatırım en kötü ihtimalle. Hadi bakalım gençler. Ben o ördeği şimdi. Hah, gitti, tamam. Hadi siz de girin artık. Anne şu ördeği sür ya. Vallahi şeyden de beter. Oyun köpeğinden de beter yeminle. Sen onu kapatırken ben şunları süreyim madem. Dün emim ot pişme makinesiyle. Bu otları biçecekti. Çok da iyi oluyordu. Tertemiz oluyordu. Fakat bıçağını babam değiştirmiş. Bir geçen de tarlaya götürmüştü darları biçmek için. Kaldı. Bıçağı da kendisi değiştiremiyormuş herhalde. Pardon, lezzet giderken yumurtaları unutuyor. Yürüdükçe tamam. Aklıma bir şeyler geliyor. Ne aklına geliyor başka anne? Bir şey gelmiyor. Ne güzel diyor. Şimdi de yoncayı dağıtacağız. Buradaki kazların yemliğinin sularında zaten kirli olduğu için döktüm. Sabahın annem yenisini doldurur. Maşallah babaannemin kazlar da tek sıra haline gidiyorlar. Dün bu işte bu Hon Hon diye bahsettiğimiz köpek. Babaannemgile biz bakıyoruz zaten. Başka bakan yok. Başka konu komşumuz veriyorsa bilmiyorum, o ayrı. Neyse babaannemgilinde kazın tutmuş. Allah'tan kaz kaçmış sanırım. Yoksa görmeseler onu öldürüp yer. Annem seslendi. Ona kafamı çevirince kedileri gördüm burada. İki karalar yukarı çıkmışlar. Anne ne güzel soğuklukta vallahi. Oyun keyiflerine bak. Şurada da kırçıllı var. Var ya diğeri. Hani bir tanesi hastalandı o. Kaplan gibi, ne diyorsun kızım sen orada? Pis pis pis. Hani biriniz nerede? Onun yaraladığı iki yolda maşallah. O şeyde, samanlıkta. Samanlıkta demişim. Hemen şurada. O da iyi artık da. Yine yani bu kediler kadar hareketli değil. Aslında en hareketli kedi buydu. Ama en azından ölümü yırttı, değil mi? İyi oldu artık. Pembe dilli. Yorgunluğum geçiresin yorulum lan be. Geçen günü ben bunu kene gördüm. Şimdi dedim de vallahi git al dedim. Veterinerden almış gelmiş 4 tane. Birini kirli, birini buna. 20 gün sonra bir daha yapacağız. Çok şükür gayb oldu. O ilaçlar nerede peki? 20 gün sonra yapacaklarınız. Benim al kıyafetten yanına açılıyor. Dolabın yanına koydum. Yakışıklım. Kirliyi bağlamışız gibi. Neden oradan ayrılmıyor ki ya? Fikirsiz olduğunu. Git başka yere yat değil mi? Uyanık. İşte bağlı zannediyordur. Akşam vakti kızım gelen git. Hakkı. Ne oluyor mucuk? Ne diyorsun çiğen? Ne diyorsun? Yakışıklı. Benim kuşulum benim ya. Ay, Allah böyle şey sen mi? Anne köpeğin yanında kedi sevilir mi? Vallahi cırmaladılar ya. Böyle bir şey olamaz. Git.
Halil sal emme. Şunlar da nasıl bakıyor? Durumu anlamadılar. Hadi, sen o yana geçiyor. Emme o yana geçiyor. İşler bölümünde sen düvelerden tarafa geçeyim hadi. Nasıl? Ben yine şeyden bekleyeceğim buzağları. Bekle kızım orada. Kaç. Abi burada bekleyin. Arabanın yanında. Burası daha mı tehlikeli? Korku diyorsunuz bak beni. Vallahi bırakır da giderim sizi. Hadi hadi. Halil geç o zaman oraya. Tamam. Emrimle annemle çalışması çok zor ya. Bunlar çok hararetler. Düveler geçiyor. Geçmez. Kardelen. Ne yapıyorsun? Dikkat et. Arabanın derisini çıkar mı bakalım? Ya ağzınızı ayrı açayım. İn de korku diyorsunuz. İnekler daha korkmuyor mu? Düvelere belli olmuyor ya. Dombili. O da orada uyuyor. Hadi siz de geçin şuraya. Bodyguard gibi kirli de. Yardım edin bana. Bu benim adışım mı? Sanki bu tarafa gidecek gibi. Bana doğru geliyor her zaman. Sıra Ebrar'da. Eğer yonca koymasaydık dışarı çıkan geri bu tarafa geliyordu. Bir şey olmadığı için beğenmiyorlardı ortamı. Ebrar hadi git. Evet, diğer panda ineğimiz de çıktı. Şimdi sıra düvelerde. Elimde de telefon. Annem çığırdı. Vallahi korkuyorum. Şu an acaba telefonu kapatsam mı cebime koysam mı diye düşünmedim değil. Emmim'in olduğu yerden de beklemekten korkuyorum. Haydi bakalım. Bir tanesi geliyor. Aferin benim kızım hadi. Hadi git aferin. Emmim süreyim mi ben bunu? Burada duruyor. Tamam bir dakika onunla bir sıra. Tamam. Umarım bu da bir delilik yapıp geri dönmez. Hayır gelmiyor. Sabit duruyor. Hatta gidiyor şu an. En sondaki düvemiz geçen hafta bir dışarı çıkardığımızda korkmuştu. Bu yüzden de çıkmıyor. Tamam. Dün de çok uğraştırdı bize. En sonunda annem yularla burada bağladılar. Öyle götürdüler diğer tarafa. Hayvan sanki robot. Adım atmasını bilmiyor gibi oldu. Gerçi adı üstünde robotlar da çok akıllı oluyor da orası. İşte. O gitti. O maşallah akıllı uyanık. Bu da uyanıktı da dün de böyle yaptı işte ya. Babam niye böyle yapıyorsun? Git işte. Elim acıdı. İlla yut. Dama gireceğim diyecek. Hadi kızım hadi. Annem yürü. Annem ama benim de acıyor. Annem yürü. Evet. Düve yuvarla bağladılar. Buradan geçemiyor. Neyden korktuysa. Buraya girdikten sonra korkmuyor. Sadece sorun damdan buraya giresiye kadar. Anne bak. Buraya geliyor farkındaysanız hemen koşuyor. Buradan korkuyor. Bu çadırdan falan korksa. Çadırda ne zamandır var? Sonuçta yeni asmadı. Ayağımı da çekti la baş parmağım ya. Kim? Hangisi? Bak süs işte. Böyle huysuzluk ederse elden çıkarıverin ya. Bu. Ha? Bu ne? Aşılandı mı anne bu? Yarın doğum mu olacak? Dışarı çıkacak ne olacak? Ölsen alışır. Mecbur alışmazsa da aman diyeyim bir de. Allah'a emanet. Vallahi kilinin keyfine bakın. Dünya umurunda değil. Anne damağını da çıklatınca dişler de meydana çıktı kız. Kendi diş gibi olmuyor hiçbir zaman hiçbir şey. Tabii. Facebook buna katılıyorum. Yakışıklı oğlum benim. Kirli ten kendini bağlı istedim. Eminim bu.
Hani bu kendini bağlı hissediyor burada. O dedim. Tamam bağlı. Bağlı değil zaten şu an. He tamam. Sen ne diyorsun orada? Karabaş nerede? Sokakta mı? Vay. Yoğurdu dışarıdaymış. Gidiver annem onu dışarıya. Evet, ineklerin yelkisini verdik. Sonra biraz dışarıda oyalandık. Onlar yonca yesinler diye. Ve şimdi de mutfaktayız. Sofrayı hazırlamaya başladık. Bunu ben şimdi yukarıdan getirdim. Bunlar bir tane, iki tane domates rendeledik. Bir tane de biber. Menemen gibi köşürttük. Şöyle bulguru ıslattım. Bazen yıkıyorum, bazen yıkamıyorum. Aslında kendimiz temiz yaptığımız için yine de bazen aklıma geldi bir kere onun hesabı. Şöyle azıcık böyle canım istedi. Öten de bulgur pilavı pişirdiydik de. Hatta biz düğün gittik oğluma pişiriverdiydik. O da kalan da tavuklara verdiydik. Şimdi muhakkak bunun yanında solumcuk pilav. Dün pirinç pilavını yedik. Bugün de dedik hadi bulgur olsun. Yazın en çok sevilen domates, biberli pırasa yaprağı tercih ettik. 3 tane bak unuttum onu. Düğü bizi çok ezik ediyor ya. Dışa çıkarıp bana katiyen Allah yürürüm diye aklı gidiyor. Şöyle sıcak suyunu alayım. Göz kararıyla da üzerine suyunu da katiyen tuzana katmadım kardeşim. Bir de buna soğan doğrayanlar da varmış. Hiç yapmadım. Yorumlarda çok gezen oluyor bunu da soğan da doğru güzel oluyor diye. Bir gün deneyin diyorum. Babam evde olmadığı bir gün. Şimdi o yiyir belki yiyemez. Kardelen de emmisini tabağa katıvercek. İki şiş de ona götürecek. Pilav katmayacağız çünkü dün oradaydık yemekte pilavdan bayağı kaldıydı. Onların adı menüde ne vardır? Kavurma, balık. Balık vardı, pilav vardı. Aynen. Kavurma başka bir şey yok. Geçenlerde bir tencere yoğurt çaldım. Tabii benim antibiyotik kullandığım oğlumla antibiyotik kullanıyorduk diş konusunda. Duyduğuma göre doktor söylemedi. Belki aklına gelmemiştir. Antibiyotik kullanınca dişte sütle yoğurt tüketilmeyecekmiş. Ben de o benim neredeyse ekşidi. Hadi dedim tarına kararsam. Dün yeniden yoğurt çaldım. Salata ekmeği öğrendik. Bir de Nazmi Bangir'e gideceğiz. Ekmeği yedik mi? Oğlum gelir gelmez sofrasını onu hazırlamış. Sen aramadın değil mi abine? Aramadım. Bunda gitmez kardelen bu. Babaannem gibi çayı getirdim geldim. Pilav da pişmiş. Hemen karnımızı doyuracağız. Ama bulgur pilavı da böyle dapt oluyor ya. Hani böyle lokantalara gittiğin anda bidecilere böyle kanat bindiği zaman yanında pilav koyuyorlar ya. Zaten bir kaşık pilav. 6 tane kanat. Allah aşkına bir fazla katmazlar. Ya 7 ya 6. Böyle oluyor şimdi. Adam 10 kadar da gazsa ne kazanacak o zaman. 10 tane katarsa ona göre fiyat biçer anne. He? 10 tane koyarsa ona göre fiyat biçer. Doğru dediğim. Biz şimdi karnımızı doyuralım. Sabah da baba alacağız. Saat bayağı. Saat 8. Bayağı günler kısalmış. Ben şimdi 9'dur diye zannettim. Biz 8 aşağıda oluyorduk. Daha çıkmıyorduk. Evet. Hava kararmış. Tam saat 8'e 3 dakika var. Ekmeğimizi yedik, karnımıza doyurduk. Oğlum henüz işten gelmedi. Kelle, buralar sana emanet. Önce Allah, sonra sana. Tamam bak, koyup gidiyoruz evimize. Dur. Sizlerde de öyle oluyor mu bilmiyorum. Böyle kapıyı kilitledikten sonra yeniden geliyorum böyle bir yere gideceğim zaman kontrol ediyorum. Öyle oluyor. Kardelen de maşayı kontrol ederim de ütüyü diye. Dur kardelen kapıyı açayım. Giderken kardelen sürecek. Dönüşte de ben. Anlaşmamız öyle. Kirli ben sana ne dedim lan? Hı? Bismillahirrahmanirrahim. Kardelen araba geliyor annem. Kirli hayır. Sakınlıkla kirli.
Gel annem. Gel gel, bir sıcak geliyor. Ula da gelsen. Tamam. Tamam. Teyzen aradın değil mi kardeşler? Kardeşlerim, teyzen aradın değil mi? Aradım aradım. Şimdi artık telefonu kapa da ondan sonra. Binebilirsin ya. Bineyim mi? Artık arkadaşlarım fazla da sıkmak istemiyoruz. Şimdi abamda da çekim yaparız. Yapamarız haliyle, o da yeni hastaneden çıktı. Burada videoyu sonlandıralım. Videonun daha sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın diyoruz. Takipte kalın. Allah'a emanet olun.